20 sene önce Türk futbolunu takip edenler Sarı Fırtına Tarık Taş Günü'nü iyi hatırlarlar. Fenerbahçe'den Bingöl Belediyespor'a gidip ardından da Çin Ligi'nde futbolu bırakan Tarık Taşgün'ün röportajıyla beraberiz. 1994 yılında Gençler Birliği altyapısından A takıma çıktım ve o yıl sergilediğim performansla 20 yaşında transferin gözdesi haline geldim. Bir yılda 13 gol atıp asist kralı olunca yıldızım parladı ve Fenerbahçeli yöneticiler peşime düştü. Ali Şen, Vefa Küçük, Mehmet Ali Aydınlar ve Şadan Kalkavan Ankara'ya gelip sezon devam ederken bir evde bana ön protokol imzalattılar. O yıllarda ne menajerim vardı ne de bana yardımcı olacak biri. Transfer görüşmesine lisedeki beden eğitimi öğretmenim Turgut Ak'la birlikte gittim. Karşımızda bu kadar ünlü yöneticileri görünce benim de öğretmenimin de adeta dilimiz tutuldu ve her denilene evet diyerek sözleşmeyi imzaladım. Ancak o sözleşmenin resmi bir geçerliği yokmuş. Sezon sonunda Beşiktaş ve Galatasaray'da beni isteyince Fenerbahçe işi garantiye almak için son maça çıkarmadan beni kaçırdılar. İlhan Calcal bu yüzden beni federasyona şikayet etti. Ardından da bonservis bedelimi 100 milyar gibi astronomik bir rakam olarak ilan etti. Ancak Fenerbahçeli yöneticiler tam teşekküllü bir devlet hastanesinden bana sakat olduğuma dair bir rapor alıp bu şikayetin önünü kestiler. 100 milyarı da ödemeyi kabul ettiler. Fenerbahçe'de 3 gün boyunca bir evde kaldım. Başımda bekleyen görevli Yavur Ağırgöl perdeleri bile açmama izin vermiyordu. Bu hapis hayatından çok sıkılınca sabaha karşı bir sürat teknesiyle Büyükada'ya Şadan Kalkavan'ın evine götürdüler. Orada gündüz havuza girdim, geceleri ıssız yerlerde bisiklete bindim. A milli takım kadrosuna alındığım açıklanınca form yakalamaya çalıştım. Transfer dönemi başladığı günde Fenerbahçe'ye resmi imzamı attım. 1995'te Galatasaray 34 milyar veriyordu ama ben söz verdiğim için 17 milyara Fenerbahçeli oldum demiştir. Bu kadar küçük bir yaşta Fenerbahçe gibi bir camiaya gelmem aslında çok büyük bir hataydı. En az bir yıl daha Gençler Birliği formasıyla oynadıktan sonra transfer olsaydım her şey çok daha farklı olabilirdi. Keşke başkanım İlhan Cavcav'ı dinleyip bir yıl daha doğduğum camiada kalsaydım. Başarısız olduysam bunun suçunu kimseye yüklemiyorum. %50 benim özel hayatıma dikkat etmemem, %50 de yanlış seçimlerin parlamamı engelledi. Fenerbahçe yıldızlarla doluydu ve kimse beni el üstünde tutmuyordu. Oysa ben küçük bir çocuktum. İlgi ve şefkat bekliyordum. İlk sezon bütün maçlarda forma giydim ama taraftara Gençler Birliği formasıyla yıldızlaşan Tarık'ı izletemedim. O yıl benim adaptasyon sürecimdi. Tüm hırsımla ikinci yılıma hazırlanırken Fenerbahçe'nin benim oynadığım bölgeye JJ Okocha gibi bir starı transfer etti. Artık oynama şansım iyice azalmıştı. İkinci yılımda Okocha'nın arkasında sürekli yedek kalmaya başlayınca psikolojim bozuldu. Artık Fenerbahçe'den ayrılmayı ve ilk 11'de oynayabileceğim bir takıma gitmeyi kafaya koymuştum. Ligin devre arasında Rüştü Reçber'in düğünü vardı. O düğünde ani bir kararla yöneticilerin oturduğu masaya gidip Fenerbahçe'den ayrılmak istediğimi söyledim. Hepsi şaşırdılar. Bu sözlerden sonra ipler gerildi ve Fenerbahçe'nin devre arası kamp kadrosuna alınmadım. Antalya Spor Kulübü ile kiralık olarak anlaştım. Eşyalarımı toplayıp Antalya'ya gideceğim gün yöneticiler fikir değiştirip beni Sabin İlye ile Kocaeli Spor'a verip Moşe ve Faruk'u aldılar. Böylece Fenerbahçe'den tamamen koptum. Keşke Antalya'ya kiralık gitseydim. Kendimi Antalya Spor'da gösterip tekrar yıldız olarak Fenerbahçe'ye geri dönebilseydim. Kocaeli Spor'da Holger Osijek ile birlikte müthiş bir 6 ay geçirdim. Bana forma şansı vermeyen ve Fenerbahçe'den ayrılmama sebep olan Otto Barış'tan İntikamımı da çok kötü aldım. Fenerbahçe şampiyonluk yolunda Galatasaray'la çekişiyordu ve çok kritik bir maç için İzmit'e gelmişlerdi. Biz 2-1 öne geçince maç devam ederken yedek kulübesinin önüne koştum ve ellerimi belime koyup Otto Barış'ın gözlerinin içine dakikalarca bakıp kinimi, nefretimi binlerce kişinin önüne boşalttım. O maçta aldığımız 3 puan Fenerbahçe'yi şampiyonluktan etti ve Galatasaray şampiyon oldu. Kocaeli Spor'dan Ankara Gücü'ne gelince ikinci bağrımı yaşadım ve yeniden milli takım kadar yükseldim. Ancak sezon sonu Yiğitpaş Yozgat 2 milyon dolar gibi rekor bir transfer teklifi yapınca ikinci hatam yapıp büyük sıçrama yapmamı engelledim. Yozgat'tan da Çin'e transfer oldu. Pekin'de ne İngilizce bilen vardı ne de Türkçe. Büyük bir yalnızlık yaşadım ve 2,5 ay ancak dayanabildim. 31 yaşında da futbolu bırakıp yarım bıraktığım eğitimimi tamamlayıp Gazi Üniversitesi'ni bitirdim. Ardından da teknik adamlığa başladım. Beni ilk kez Mersin'de Fatih Terim keşfetti. Tercihimi Galatasaray'dan yana kullansaydım ve o genç yaşında benim hocam Fatih'im olsaydı her şey çok farklı olurdu. Ancak doğuştan Fenerbahçeli olduğum için rüyalarımın takımını tercih ettim.